Claro. Burası soğuk, durur mu? Şimdi çanakları yapıyoruz. Bir kuruluk kuruluk. Hoş geçin. Hoş geçin. Allah Erol Bey. Şu anda Türkiye'de 2.1'e hala süt satılıyor. Sen Çanakkale'nin Çan Kazası'nda 2.4'e satıyorsun. Eğer bu tatmin etmiyorsa şöyle. Bir insanın sigorta yatırabilmesi için ben sütü 3 lira yapamam. Bir insanın çeker traktör alabilmesi için ben sütü 4 lira yapamam. Bu ürünün makul bir değeri var. Herkes 5 liraya satarken biz 6 liraya satıyoruz. Şurada. Geliyor. Bunu lütfen unutmayın. Eğer bu insanlarda olmazsa biz sütü de ithal eder hale geliriz. Zaten son yıllar... Evet, herkese günaydın, hoş geldiniz diyorum. Sayın Müdürüm, çok değerli Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü personelimiz, kıymetli kooperatif başkanlarımız, muhtarlarımız, çok değerli Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin saygıdeğer üyeleri. 2019 yılı olağan Mali Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Genel Kurulumuzun başlayabilmesi için öncelikle divan teşekkülünün oluşturulması gerekiyor. Şu anda elimde bir divan için teklif var. Bunu sizlere okuyorum. Çan İlçesi Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2019 yılı olağan genel kurulunu sevk ve idare etmek üzere divan başkanlığına Turan Ertuğrul, başkan vekilliğine Mahmut Demir, katip üyeliğe Erol Çevik, oy tasnifçisi Mustafa Özcan'ı öneriyoruz. Bu öneriden başka herhangi bir divan için önerisi olan var mı? Yok. Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Teşekkür ederiz. Kabul edilmiştir. Turan Ertuğrul, Mahmut Demir, Erol Çevik ve Mustafa Özcan'ı genel kurulumuzu yönetmek üzere divana davet ediyorum. Olmadığına göre yönetim kurulunun hazırlamış olduğu gündemi oylarınıza sunuyorum. Olduğu haliyle kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler
Teşekkür ediyorum. Evet, birinci madde oldu, ikinci madde oldu. Üçüncü madde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlar. Faaliyete geçen birliğimiz 18 üye ile kurulmuş olup 31-12-2019 sonu itibariyle üye sayımız 75 olmuştur. Birliğimiz 31-12-2019 tarihi itibariyle üye aidatları, destekleme kesintileri, bağış ve diğer gelirlerden tahakkuk ettirilen gelir tutarları 58.884.87 lira. Çalışan teşviklerinden dolayı da 2.867.39 lira kazanç sağlanmıştır. Bunun karşılığında giderlerimizin toplamı 57.152.27 lira. 31-12-2019 tarihi itibariyle 4.599.99 lira dönem karımız mevcuttur. Birliğimiz 31-12-2019 tarihi itibariyle tahakkuk eden üye aidatlarından elde edilen gelir toplamı 38.795 TL, 14.120 TL'si tahsil edilmiş, 24.675 TL'si üyelerden aidat borcu olarak kayıt edilmiştir. Birliğimiz ilçemizin önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılığın daha ileri götürülmesi ve üreticilerini korunması amacıyla kurulmuştur. Yönetim kurulu olarak birliğimiz temsil ve sorunlarımıza ilgili mercilere iletme ve çözüm arama konularında elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bundan sonraki süreçte birliğimiz ve üyelerimiz için yararlı olacak konularda özveriyle çalışacağız. Değerli üyelerimiz, yönetim kurulu olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdiğinize inanmaktayız. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler dileriz. Evet, faaliyet raporunu dinlediniz. Başkanım, bu konuda söz almak ister misin? Yok, şimdi faaliyet raporunda. Evet, değerli üyelerimiz, 2019 yılı faaliyet raporunda muhasebecimiz de okudu. Birliğimiz maalesef küçük bir birlik. 58 bin lira bir yıllık bütçesi olan, cirosu olan. Buradaki amacımız kırmızı et üreticisinin devletten destek alabilmesi için Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni Süt Üreticileri Birliği bürosunda idame ettiriyoruz. Açık, net. 2019 yılında İlk defa rekor bir sayı var elimizde. 3.332 adet çanda dana kesilmiş, kesime yollanmış. Gönende, bigada, çanda, neyse. Çandaki üreticilerimiz tarafından. Bu ilk defa ulaştığımız bir sayı, yüksek bir sayı, çanımız için yüksek bir sayı. Ama bir tane personelimiz var, biliyorsunuz. Resmi yarım kırmızı et Üreticileri Birliği'nin personeli. Yani açık söylüyorum, birliğimiz hiçbir kira gideri, kırtasiye gideri, elektrik, telefon, su, ısınma, internet vesaire olmamasına rağmen maalesef ki ancak ve ancak sadece mevcut personelimizi zor orada idame ettiriyoruz, karşılıyoruz. Ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Fakat burada yine şu ortaya çıkıyor. Bundan yaklaşık 4 yıl önce iyi ki de kendi arkadaşlarımızla da bunu konuşuyoruz. İyi ki de özellikle de İsmail Çetin'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıntıyı beraber gördük.
İyi ki de 4 yıl önce Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni Süt Birliği'nin bürosuna taşımışız. Eğer ki taşımasaydık, emin olun bu Kırmızı Et Üreticileri Birliği bugünlere gelemezdi, görmezdi. Çünkü 2017 yılı destekleri ödenmedi biliyorsunuz. Bir yıl hepimizin destekleri güme gitti. Bu arada destek gelmeyince tabii birlik herhangi bir gelir de kaydedemedi. Bu arada çalışan personelimize de bile 6 ay geçici izin vermek zorunda kaldık. Ücretsiz izine çıkarttık. Çünkü maddi kaynak yoktu. Kaynak olmayınca da tabii bir şey olmuyor. Tekrar söylüyorum. Kırmızı Et'in sadece burada şu anki yapmış olduğu iş devletimizden üreticilerimizin alacağı destekleri organize etmek, bu destekleri üreticiye ulaştırmak, kısıtlı imkanlarla da olsa Süt Üreticileri Birliği'nin çatısı altında, Süt Üreticiler Birliği'nin koltuğunun altında Kırmızı Et Üreticiler Birliği'mizi yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz. Durum budur. Teşekkür ederim. Muhasebeci arkadaş, yönetim kurulu faaliyet raporunu okuduk. Başkanımızı dinlediniz. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre 5. madde denetleme kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi. Buyurun. Denetleme kurulu raporu. Değerli üyelerimiz, birliğimizin 2019 yılı olan genel kurul toplantısının hepimize hayırlı olmasını dileriz. Denetleme kurulu olarak yönetim kurulunun 1-1-2019-31-12-2019 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalar hakkındaki incelememiz esnasında karar defterine 15 karar aldıkları, bu tarihler arasında 29 üyenin birlikten ayrıldığı, 22 üyenin birlik üyeliğine kabul edildiği tespit edilmiştir. 31-12-2019 tarihi itibariyle üye kayıt defterine kayıtlı 75 üyenin olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılına ait muhasebe defterli Çan Noterli 20-12-2018 tarihinde envanter defteri 104-64 YM numarası, YM defteri 104-63 YM numarası ve defteri kebi 104-65 YM numarası ile açılış onayları yapılmıştır. YM defteri kapanış tasdiki henüz yapılmamıştır. Evrak ve defter incelemelerimizde 31-12-2019 tarihi envanter kayıtlarının doğru olduğu tespit edilmiştir. Bilanço ve gelir tablosu rakamları hatası olarak birliğimizin gelir giderlerini ve envanterini yansıtmaktadır. Gider evrakları incelenmesinde birliğimizi zarara uğratacak gerçek olmayan herhangi bir gider kalemine ve belgesine rastlanmamıştır. Tüm gelir ve gider belgeleri zamanında ve usulüne uygun olarak defter kayıtlarının işlendiği tespit edilmiştir. Yönetim kuruluna çalışmaların faaliyetlerini sağlıklı, dürüst ve özverili bir şekilde yerine getirmelerinden dolayı teşekkür ederiz. Hepinize saygılar sunarız. Biz de teşekkür ediyoruz. Denetleme kurulu raporunu dinlediniz. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre 6. maddeye geçiyoruz. Bilanço ve gelir gider cetvellerinin okunması ve görüşülmesi. Buyurun. ...2019 yılı bilançosu. Kasa hesabı 6.230 lira 53 kuruş. Bankalar 22.919 lira 25 kuruş. Hazır değerlerimiz 29.149 lira 78 kuruştur. Diğer alacaklarımız 340 lira 67 kuruştur. Gelir tahakkuklarımız 24.675 liradır. Diğer duran varlıklarımız 1.565 liradır. Maddi olmayan duran varlıklarımız 3.800 liradır. Bu durumda aktif toplamımız 59.530 lira 45 kuruştur. Kısa vadeli yabancı kaynaklarımız 4.961 lira 92 kuruştur. Öz kaynaklarımız geçmiş yıl karları 81.563 lira 74 kuruş. Geçmiş yıl zararlarımız 31.595 lira 20 kuruş. Dönem net karımız 4.599 lira 99 kuruş. Yani öz kaynak toplamımız 54.568 lira 53 kuruştur. Pasif toplamımız da 59.530 lira 45 kuruştur. 2019 yılı gelir tablomuz. Faaliyet giderlerimiz 57.152 lira 27 kuruş. Diğer faaliyetlerden olan gelir ve karımız 61.752 lira 26 kuruş. Dönem net karımız 4.599 lira 99 kuruş. Teşekkür ediyorum. Bilanço ve gelir gider hesaplarını dinlediniz. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre 7. maddeye geçiyoruz. Bağımsız denetim raporunun okunması.
Bağımsız denetim raporu görüş bölümü Çan İlçesi Kırmızı Et Üretici Birliği'nin 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tablosu. Aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar, öz sermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu ile önemli muhasebe politikaların özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarına oluşan finansal tablonu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre işlikteki finansal tablolar birliğin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını büyük orta boy işletmeler finansal raporlama standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Teşekkür ediyorum. Bağımsız denetim raporunu da dinlediniz. Şimdi 8. maddeye geliyoruz. Bilanço ve gelir gider cetvelerinin oylanması. Bilanço ve gelir gider cetvelerini dinlediniz. Bu konuda bilanço ve gelir gider cetvelerini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. madde yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası. İlk önce yönetim kurulunu ibra edenler lütfen işaret buyursunlar. İbra etmeyenler oy birliğiyle ibra edilmiştir. Denetim kurulunu ibra edenler lütfen işaret buyursunlar. İbra etmeyenler, teşekkür ediyorum. 10. madde, 2020 yılına ait tahmini bütçenin okunması, müzakere edilmesi ve oylanması. Buyurun. 2020 yılı tahmini bütçesi 770 genel yönetim giderlerimiz 65 bin, diğer olan gelirlerimiz 65 bin TL olarak hesaplanmış olup kar oranımız sıfırdır. Evet, 2020 yılı tahmini bütçesini dinlediniz. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre adı üstüne tahmini bütçe okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Kabul etmeyenler, teşekkür ediyorum. Geldik 11. maddeye, üye aidatlarının belirlenmesi. Üye aidatlarımızı biliyorsunuz zaten bizim kanuni olarak asgari ücretin %10'un altında olamıyor, %50'nin üzerinde olamıyor. Her yıl bu konuda en alt limiti belirlemek kolay. Üst limiti belirlerken sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bu konuda söz almak isteyen var mı? En alt limit 300. 290 küsur yapıyor zaten. O da 4 lira falan. 4 lira kimseye çeviremeyiz. 300 olarak başkan teklif etti. Başka teklif olan var mı alt limit? Yok. Evet. Yani asgari ücrete göre belirlendiği için minimum 300 olması gerekiyor. Hani imkan olsa 200 olsa 200 yapalım ama minimum şu anda 300. Evet, başka teklif olan yok. Şimdi şahıs üyelerde 300 olarak kabul ettik. Kooperatiflerde nasıl yapıyoruz? Kooperatiflerde. Bir önceki genel kurulun aynen devam etmesine. %50 olarak almıştık genel kurulda. Sonra büyük kooperatiflerde de bağış olarak alıyorduk. Hizmet belirleri, üye olmayanların hizmetlerini yaparken hayvan başına 50 lira hizmet bedeli belirlemiştik. Aynı şekilde devam etsin, değiştirelim mi? Devam. Başka söz almak isteyen, fikrini belirtmek isteyen, görüşü olan. Başkanın söylediği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. madde. Döner sermaye kapsamında üyelerin ödemesi gereken dosya masraflarının birlik tarafından ödendiği takdirde üyelerin gelecek desteklerinden mahsup edilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Şimdi ben bu konuda hemen kısaca bir şey söylemek istiyorum. Artık zaten paralar birliğe gelmiyor, direkt herkesin hesabına gidiyor. Ama yarın öbür gün bu şekilde tekrar birliğe gelirse diye tedbir amaçlı koyuyoruz bu maddeyi. Aslında bu madde şu an hiçbir işe yaramıyor. Olursa şayet elimizde bir şeyden geçmiş kararımız olsun genel kuruldan diye koyuyoruz. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler, teşekkür ediyorum. 13. madde, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, şehir içi ve şehir dışı yurt dışı yolluklarının tespiti. Evet, bu konuda söz almak isteyen, fikir beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? Yine aynı kalsın.
herhangi bir artış olmasın, talep de etmiyoruz zaten. Bir de 4 yıldan bu yana, 5 yıldan bu yana kesinlikle öyle yolluktu, yıllıktı, oraya gittim, buraya gittim. Ne süt birliğinde, ne et birliğinde öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama tüzükte ve normal genel kurulu inanımızda bunlar olduğu için bunların görüşülmesi gerekiyor. Ama ne şahsım, ne yönetim kurulundaki arkadaşlarım kesinlikle, yani biz Ankara'ya gittik, yok işte 100 lira harcara, 150 lira harcara, böyle bir şey olmamıştır. Bundan sonra da ben burada olduğum sürece olmayacaktır. Katiyen. Çünkü birliğin durumu da ortadadır. Ben Ankara'ya gittim diye, ben Çanakkale'ye gittim diye para alacaksa adam zaten gelip buraya başkan olmayacak hiç. Sadece bilmeniz için söyledim. Öyle bir şey bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Evet, başkanımız aynı kalsın dedi. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler, teşekkür ediyoruz. 14. madde, dilek ve temenniler. Dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre genel kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kırmızı Etin genel kurulu bitti. Kırmızı Etin genel kurulu bitti. Sadece hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Kooperatif olarak üye olunduğu zaman şahıslar ücretsiz hizmet alıyor, biliyorsunuz. Kırmızı Et'e bazı kooperatiflerimizin üye olmadığı ortada, yani kayıtlardan görüyoruz. Olum demiyorum, karar, takdir sizindir. Fakat şu anda 50 TL bir dana başına buradan hizmet bedeli alıyoruz. Aslında bu benim içimi acıtıyor. Neden içimi acıtıyor? Şimdi şu anda en son verilen destekte bir dana başına kaç para üreticinin eline geçti? 242,5. Şimdi bazen ben Kırmızı Et Üreticiler Birliği'ni de sorguluyorum. Neden sorguluyorum? Ya 242 lira hesabına devletten para geçti. Şimdi 3 tane dana kesen bir kişiden ben dana başına birlik olarak 50 TL aldım. 10 TL kaç TL alıyordu tarım ilçe? 16 TL tarım ilçe alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 60 veya 80 TL 80 TL müstahsil makbuzu kesen kasap alıyor. Ya bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir düzen? Şimdi üreticiye ne kaldı? Yani bunu gerçekten sorguluyorum. Hatta kendi aramızda da defalarca konuştuk. Ya ben bu işten rahatsız oluyorum dedim ya. Şimdi iki tane dana kesen insanımız var, üreticimiz var. Üç tane dana kesen insanımız var. Ben birlik olarak 50 TL aldım. 80 TL kasap aldı. 16 TL tarım ilçe aldı. 80, 50, 130. Gitti işte. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Eğer ki yine takdir sizindir, kooperatif olarak Kırmızı Et'e üye olursanız sizin üyeleriniz buradan ücretsiz hizmet alacağı için insanları, üreticilerimizi çok üzmemiş olur. Ben de üzülüyorum buna. Samimi söylüyorum, üzülüyorum. Ama işte şartlar, mevzuat, kanun böyle yani. Sadece onu hatırlatmak istedim. Üye olmayan kooperatifler bu konuyu bir kendi içlerinde düşünsünler, değerlendirsinler. Takdir sizindir.